Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü videomuzda size ülkemizde sürekli gündeme getirilen din karşıtları mı desek artık kendisini layık ilan edip dindarları da yoboz olan gören insanlar tarafından sürekli gündem edilen bir konuyu ve sürekli Avrupa ile kıyas edilen bir konuyu sizlerle bazı tespitlerle araştırmalar sonucunda kıyaslamak için bu videoyu çekiyorum. Malumunuz ülkemizde hemen hemen her sene istenmedik tatsız bir olay olur. Çocuk istismarı üzerinden olsun ya da kadınlar üzerinden yapılan bazı istismarlar sonucu ülkemizdeki bütün sakallı insanlara ya da dindar olan insanlara bu kötü işi yapıyor söylemiyle üstüne gidiliyor. Her seferinde mesela geçtiğimiz günlerde Ensar Vakfı ismindeki bir yatılı yurtta istenmeyen olumsuz bir olay yaşandığı söyleniyor, haberlere yansıyor. Bu bir tane olay üzerinden hem o derneğin, o vakfın bütün elemanlarına ve bu da yetmezmiş gibi ülkemizde İslami faaliyet yürüten bütün derneklere ve bu dernek içerisindeki herkese aynı cürümü işliyormuş gibi saldırıyorlar ve sürekli bize Batı medeniyetinin uygar olduğunu, işte onların bu konuları açtığını falan filan söyleyerek bizleri onlar üzerinden de karalamaya çalışıyorlar. Halbuki Batı medeniyeti dediğimiz yerde namus kavramı kalmamış ve bu kavramın kalmaması da medenilik olarak gelişmişlik, ileri gitmişlik olarak isimlendiriliyor. İşte izlediğimiz filmlerden ve yaşanan olaylara baktığımız zaman o ülkede aile kavramının bittiğini, bize kesinlikle bu konuda örnek olamayacaklarını zaten görüyoruz ama iş gerçekten bu layık, kendisine layık diyen insanların dediği gibi güzel mi, basit mi, bizim örnek alabileceğimiz tipten mi diye kısaca bir bakmak istiyoruz. Öncelikle Hollanda, sürekli İslam'a saldırısıyla gündeme gelen Hollanda'da durumun nasıl olduğuna şöyle kısaca baktığımız zaman 3 yılda, sadece 3 yıl içerisinde Hollanda'da, bu gelişmiş insan haklarının yaygın olduğu Hollanda'da 3 yılda 497 tane polis çocuk pornosu izlediğinden dolayı görevden alınıyor. Yani bu gelişmişlik sembolü bize örnek olan Hollanda, bakıp ibret alıp kendimizi düzeltmemiz istenen Hollanda gibi Batı ülkelerinde resmi polisleri bile 3 yıl içerisinde 397 vaka yaşıyor. Ve bu sadece tespit edilebilmiş, şikayet edilebilmiş ve açığa çıkmış olan. Yine aynı polislere, Hollanda polislerine baktığımız zaman mesaileri içerisinde ve mesaileri dışında birçok fuhuş ve görevi kötüye kullanma suçlarından dolayı açığa alınıyorlar. Mesela yine aynı Hollanda polisleri hırsızlık yapmaktan dolayı Allah bilir kaç tanesi görevinden alınıyor ve sahte kimlik ticareti yapanlar birçoğu görevinden alınıyor. Görev aletini yani silahlarını ya da diğer aletlerini görevleri dışında kötüye kullanma olayı da çok yaygın. Yine ülkemizde birkaç olan vaka üzerinden Avrupa'daki, Amerika'daki polisleri örnek veren insanların Amerika'daki polislerin halka nasıl davrandığını, hatta döverek sokak ortasında nasıl öldürdüğünü ibretle izlemelerini tavsiye ediyoruz. Yine bize medeniyetin beşiği olarak bize insan haklarında örnek gösterilen New York'a baktığımız zaman New York'ta bir papazın yıllarca kilisenin hazinesinden para çaldığı tespit ediliyor. Bu parayı da keşke çalmış kişisel eşyaları, eşya alma olsun, harcamalar şeklinde kullanmış olsa bile insan diyecek ki adam çalmış bunları almış ama kiliseden çaldığı o yüklü paralarla sadist cinsel ilişkilere para yatırdığı tespit ediliyor ve adamın hakkında tazminat davaları açılıyor, olaylar karışıyor falan filan. Yanlış hatırlamıyorsam adam ya çok sonra görevden alınıyor ya da hala görevinin başında devam edebiliyor. Yine 20. yüzyılın başlarından itibaren 3000 insanın çocukken İrlanda'da Katolik kiliseleri tarafından istismar edildiği resmen tespit edilmiş. Yani 3000 tane çocuk istismar ediliyor ve tespit ediliyor. Buna rağmen orada kendi dinlerine, din adamlarına karşı ülkemizdeki kadar saldırı, aşağılama ve küçümseme yaşanmıyor maalesef. Dediğimiz gibi ülkemizde bir tane olumsuz olay ki bunun yaşanması kesinlikle istenmez ve
bu bir tane de olsa buna karşı dinimizin vermiş olduğu ceza çok şiddetli olmasına rağmen biz onun bile yaşanmasını istemezken, bir kişinin yapmış olduğu yanlışı bütün dindarlara, bütün Müslümanlara mal etmeye çalışıyorlar ve kendisine Müslüman diyen insanlar bunu yapıyor. Yine New York'ta ya da İrlanda'da olan Brandon isimli bir papazın 100'den fazla çocuğa cinsel anlamda istismar ettiği tespit ediliyor. Yine aynı yerde rahip Tony isimli bir rahip 200'den fazla çocuğa istismarda bulunuyor. Ve bütün bunlara rağmen kilise, bunlar tespit edilip bu çocukların aileleri, babalar, anneleri şikayetçi oldukları halde kilise bunları savunuyor ve şehirlerde gövde gösterisi yapma anlamında rahiplerini, papazlarını savunur şekilde açıklamalarda bulunuyor. İnsanlar bunlara tepki verse bile bu tepkiler çok cılız kalıyor. Ülkemizdeki gibi filmler yaparak, işte imamlara kötü roller vererek, onlara üçkağıtçı, sahtekar roller vererek aşağılama, küçümsemeyi pek fazla rastlamıyoruz ülkemizdeki gibi. Yani Avrupa'daki durum bizim geçmişten beri yaptığımız araştırmalar sonucunda binlerce çocuğun istismara uğradığı ve onların psikolojik sorunlarla büyüyüp ardından bazı patlamalara, operasyonlara şahit oluyoruz, silahlı saldırılara liselerde. Bu tür çocukların temelinde gittikleri kilisede tacize uğradıktan sonra böyle sorunlu çocuklar olduğunu görüyoruz ve bunun sonucunda da onlarca, yüzlerce insanı gözlerini kırpmadan katleden canavarlara dönüştüğünü görüyoruz ve yine tekrar ediyorum, buna rağmen bu ülkelerde insanlar rahiplere bizim ülkemizdeki gibi dindar insanların hiç alakası olmadığı halde, hiç tasvip etmediği şeyler olduğu halde suçlandıkları gibi suçlanmıyorlar. Rabbim inşallah bu tür insanlara akıl fikir versin. Batı medeniyetinin bize örnek olamayacağını, bize sadece ibretle izlenecek ve halimize şükretmemiz için bize ibretlik bir vesika olduğunu kabul edip görmeyi nasip etsin. Rabbim cümlemizi iman üzere yaşayıp iman üzere vefat etmeyi nasip etsin. Selamun aleyküm.